Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün İstanbul Havalimanı'ndayım. Trabzon'dan İstanbul'a ilk yolculuğumu gerçekleştirdim. Gelin hep birlikte bakalım yeni havalimanında neler varmış görelim. Evet, biz girişimizi bu kısımdan yaptık. Oradan bu şekilde yan tarafta, hemen girişin yan tarafında otobüse bindikten sonra zaten kısa bir yolculuk yaptık uçaktan indikten sonra. Şu kapıdan girdik. Burada bavullarını almak isteyenler için gördüğünüz gibi oldukça büyük bir alan mevcut. Yine şu yan tarafta da aynı şekilde diğer yolcuların bavullarını alması için gerekli alanlar mevcut. Yine gördüğünüz gibi şöyle genel bir alalım, yavaş bir şekilde, biraz hızlı mı oldu? Oturma alanları da oldukça geniş diyebiliriz. Burası çıkış, birazdan bu çıkıştan biz de çıkacağız. Bu arada çıkardan hemen kenarda lavabolar var. Onları gösterelim şöyle giriş kapısına. Evet, lavabolar bu şekilde. İsterseniz içeriye girmeyelim. Hemen çıkışta karşınızda bir simit sarayı mevcut. Biliyorsunuz son zamanlarda restoranlarla alakalı bayağı bir gündem oluşmuştu. Ben ilk olarak bir şeyler atıştırmanız için simit sarayını ziyaret edebilirsiniz. Zaten hemen çıkışında bir de araç kiralama kısmı mevcut. Burada da hemen hemen bütün araç firmaları gözüküyor. Evet, burada da şöyle bir şey görüyoruz. Ask me. Hemen. Şöyle bir düğme var. Düğmeye basıyoruz. Dil seçeneğini belirtiyoruz. Şöyle. Türkçe'ye basıyoruz. Bağlara bağlanmak istiyor musunuz? Bir rahatsız etmemek için bağlanmayalım diyoruz. Hayır diyoruz. Sanırım buradan bir de bakın biletinizi, barkodunuzu okutabiliyorsunuz. Müşteri temsilcisine buradan bağlanabiliyorsunuz. Evet, iç hatlar gelen yolcu kısmında gördüğünüz gibi kocaman bir ekran var. Burada uçakların durumları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Çıkışın hemen yanında bankalar var. Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası var şimdi gördüğüm kadarıyla. Burada da diğer ATM'ler yakında açılacakmış. Mesela bir çiçekçi görüyoruz. Açılmayan birçok yer mevcut. Belli ki ileride bunların hepsi dolacak. Burası döviz bürosu. Özellikle yabancı vatandaşlar buradan paralarını bozulabiliyorlar. Yine bir Gloria Jeans var burada. Aynı kapıdan bir tane daha var. Burası dış hatlar gelen yolcu. Acaba demin bir standı var. Yani taksi, otopark gibi her şey burada. Şurada bir Burger King var. Tabi birçoğu açılmamış şu anda. Yine kapı çıkışlarında simit sarayı var. Yine aynı şekilde diğer iç hatlarda olduğu gibi. Şurada yine bir vale parkın ödeme noktası var. Şöyle kenarlarda oturma noktaları var. Yine yabancı uyruklu vatandaşlar. Bunlar bu tarafta seyahat ajantaları var. Bu tarafta eczane var. Gördüğünüz gibi Transfer City Tour
otel rezervasyon, her şey mevcut. Evet arkadaşlar, bugün İstanbul Havalimanı'nda ilk yolculuğumuzu gerçekleştirmiş olduk. Çıkarken sadece bir kısmını gezdik. Bunun gibi birçok yer mevcut. Herhalde hepsini gezmek istesek 2 gün boyunca çekim yapmamız gerekir diyebilirim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın.